Kuşumato'dayız. Kuşumato bizim için çok önemli. 16 Eylül 1890 senesinde buraya Sultan Abdülhamit Han Hazretleri bir fırkateyn gönderiyor. Osmanlı Devleti denizlerde bitti dedikleri zaman burada gücümüzü göstermek, dosta güç kuvvet vermek, düşmana korku salmak için İmparator Mutsuhito ya nişan vermek için Ertuğrul Fırkateyn'i buraya gönderiyor. O zaman harp okulu, deniz harp okulu Heybeliada'da. Heybeliada'da yeni mezun olan genç teğmenlerden oluşuyor genelde askerler. Uzun boylu, yakışıklı, genç, gösterişli askerleri seçiyorlar. Hem görgü bilgileri artsın, beceriler artsın, hem de tecrübe sahibi olsunlar diye. Burada büyük bir fırtınaya yakalanan gemi şu kayalara çarparak parçalanıyor ve 587 kahraman şehit oluyor. 69 Türk denizcisi kurtarılıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda kameramızı çeken Japon yolda işini gücünü bıraktı. Bize yardımcı olmak adına kamerayı çekiyor, sağ olsun. Bu Japonlar Türkleri çok seviyorlar. Nitekim o gün de göstermişler. Burada çok büyük bir çaba göstermiş Kuşumato halkı. Türkleri kurtarmak için burada 69 kahramanı kurtarıp burada baktıktan sonra iki askeri hücum bottan Türkiye'ye gönderiyorlar. Daha sonra burada şehit olanlar için imparator bir anıt dikiyor. Şu anda anıta doğru biz gidiyoruz. 1 kilometre var Oshima Adası'nda. Yürüyerek gitmek istiyorum ben oraya. Bu 587 rakamı çok ilginç. MHP davasında itirazla MHP öykücü yan kuruluşlar davasında 587 sanık için iddianame hazırlandı. 222'sinin kellesi istendi. Başbuğ Alparslan Türkeş ve benim de olduğum dava. Bu 587 gene bir yerde çakışıyor. 1918'in Şubat ayının sonunda Erzurum Aşkar ilçesinin Orta Bahçe köyünde Ermeniler 587 Türk'ü şehit ediyorlar. Ve böylece biz de bu 587 kahramanı anmak için bu topraklara geldik. Japonlar sakura diyorlar. Sakura kiraz ağacı. 587 tane kiraz ağacı ekmişler. Sağ olsunlar. Kamerayı çeken Japon arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Hayır.